Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Alloh taolo ato qiluvchi. Siz bilan bizga berilgan qanday atoyot bo'lmasin, dünyanın tükeşliği bilen tükeydiğen bosa, bu Allah Ta'ala'nın kerabıda ata değil miydi? Hakiki mumunge berilgen atası o dünyaya bile varadı. Özümüzden soruyorduk. Allah Ta'ala bizge nimalarını ata kıldı. Dünyavi nimetler. Sağlık, kuvvet, mal-ı devlet, çıray. Bu nesana Müslüman gen berdi, kafir gen berdi. Ama imani nimetler var. Bu fakat mumunlar gibi berilgen. Sakinat, xotirjamlik, saodat, kunidan rozi bo'lishlik. Bu faqat mu'minlarga berilgan. Yana Alloh taolo son-sanoqsiz bergan ne'matlarning ichida shundaylari borki, inson vafot etishligi bilan bu ne'matlar to'xtaydi. Fa ammal insanu idza mabtalahu robbuhu fa akramahu va na'amahu fa yaqulu robbi akraman. Bas endi inson qachon parvardigori uni imtihon qilib, diqqat qilinglar, imtihon qilib, aziz qilib qo'ysa va unga ne'mat ato qilsa, darhol parvardigorim meni aziz qildi der. Nimada beruvdi u ne'matni? Nimada beruvdi? Imtihon sinovda beruvdi. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu robbi ahana. Endi Alloh taolo shu bandani yana sinovga uchratib, imtihonga uchratib, rizqini tang qilib qo'ysa, Robbim meni xor qildi deydi. Kalla, unday emas deyapti Alloh taolo. Alloh taoloni berishi birodarlar, aziz qilgan emas. Bermaganligi xor qilgan emas. Bergani sinov, bermagani shifo. Bermagani shifo. Berganda ham, bermaganda ham rozi bo'lar ekansiz. Siz birodar Allohning qazoi qadariga rozi bo'lgan bo'lasiz. Val qodari xayrihi va sharrihi minallohi ta'ala val ba'si ba'dal maut. Biz o'sha iymon keltirganimizda Allohga iymon keltirdim, farishtalarga iymon keltirdim deb turib, yaxshilik ham yomonlik ham Allohning qazosidan degan joyimiz bor. Berganda rozimi deysiz? Alhamdulillah deganmi deysiz? Endi bermaganda ham shunday deng. Shunda qazoi qadariga rozi bo'lgan bo'lasiz. Ya'ni Alloh taolo aytayapti, ey bandalarim, ato qilishim karomat emas, man qilishim xorlash emas, ato qilishim sinov, man qilishim shifo. Demak, odamlarda ko'pi, musulmon kishilarning ko'pi ilohiy muolaja ekan. Shuning uchun dunyoviy deyilgan ne'matlar, zakovat, aql, chiroy, boylik, bularni Alloh taolo kofirlarga beravergan. Ammo iymoniy ne'matlar faqat mu'minlarga beriladi. Banda bir mashaqqatga uchradi. Shunda banda shu ustiga kelgan makruhot uni shifosi ekanligini tushunsa, Alloh taolo uni gunohlardan tozalayotganligini tushunadigan bo'lsa, shu makruh narsa ham ne'mat ekanligini tushunadi. Qalaysiz desa, alhamdulillah dedi. Kasal o'zi, bansa yotibdi, tura olmay kalavotda. Tuzuymisiz, yaxshi uxladingmi desa, alhamdulillah dedi. Oxiri, bu nimani belgisi? Allohning qazoi qadariga roziligini belgisi. Mana shu musibat, mana shu dard ham uni foydasiga ekanligiga iymon keltir ekanligini belgisi, mu'minligini belgisi. Har bitta narsa Alloh taolaning qazoi qadari bilan bo'lishiga mu'min kishi iymon keltiradi. Va mana shu iymoni undan g'am qayg'uni ketkazadi. Har bitta ish Alloh taoloning qazoi qadari bilan bo'lishiga iymon keltiradi mu'min odam. Va mana shu iymoni undan g'am qayg'uni ketkazadi. Demak, Alloh shuni xohlagan ekan, shunday bo'ldi. Sen ana qilmaganingda, o'sha paytda palonchiga uylanganimda, o'sha aksiyani olib qo'yganimda, o'sha shekni olib qo'yganimda, agar
Mana shu so'zni qarab turinglar. Rasululloh aytadilar, Abu Darda roziyallohu anhu'dan İmam Ahmad keltirgan hadis. Likulli shay'in haqiqatun. Har bitta ishning haqiqati bor. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman. Banda iymonning haqiqatiga yetmaydi. İmonning mazasini totmaydi, iymonni nimaligini tushunmaydi. To hatta ya'lama annama asabahu lam yakun li yukhtiyahu va ma akhtahu lam yakun li yusibahu. Diqqat qilinglar. Bugungi darsimizning asosi shu. Robbimiz al-Mu'ti ato qiluvchi bo'lgan zot. Alloh yaxshilikni ato qildi, alhamdulillah, yaxshilik bu. Alloh taolo bizga bir yomonlikni berdi, bizning nazarimizda yomonlik u. Endi qarab turing. Har bir narsaning haqiqati bor, deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Banda to unga yetgan narsa uni chetlab o'tishi mumkin bo'lmaganligini va unga yetmagan narsa esa unga yetishi mumkin bo'lmaganligini anglamagunicha iymonning haqiqatiga yetmaydi. Bir narsaga erishdingiz. Alloh shuni yetishligini yozganligi uchun yetdi sizga. Endi bu narsaga yeta olmadingiz. Alloh yozmagani uchun yetmadi. Shuni tushunsiz, iymonni nimaligini tushunibsiz. Biz aytamiz, bir narsa bo'ldi mi? Demek Alloh taqdiri yozgan edi. Bir narsa bo'lmadi mi? Demek Alloh shu narsani yozgan edi. Alloh xohlagani uchun bo'ldi, Alloh xohlamagani uchun bo'lmadi. Demek orqasida nima bor buni? Buni bir hikmati bor. Shu so'z bizi qalbimizga taskin beradi. Buni bir hikmati bor. Keyin ko'rinadi. Yaxshi ham uylanmaganim o'shungachi. Mana qo'yib ketdi. Yaxshi ham o'sha restoran bo'lmay qolganim, samolyot yonib ketdi. Ungacha rasa jirilagansiz, mana shu restoran qoldim, shu samolyotga chiqa olmadim, moncha pul topib kelardim, keyin bilsiz samolyot qo'nmabdi nima qilib boribchi. Bu faqat mo'minda bo'ladi. Yaxshilik kelsa ham alhamdulillah deydi. Unga yoqmaydigan ish kelsa ham alhamdulillah, chunki buning orqasida nima bor? Buni bir hikmati bor deydi. Vallohul muti, Alloh ato qiluvchi bo'lgan zot. Rasululloh aytadilar, bu hadis İmam Müslim'den Abu Hurayra raziyallahu anh rivoyat qiladi. Alloh taologa zayıf mu'mindan ko'ra quvvatli mu'min mahbubroqdir. Lekin har ikkisida ham bir yaxshilik bor. Senga foyda qiladigan narsaga haris bo'l. Allohdan madad so'ra. Ojizlik qilma. Diqqat qilinglar. Agar senga biron musibat yetsa, agar men undoq qilganimda unday bo'lardi, bunday bo'lardi demagin. Buni o'rniga bu ish bo'lgan ish, Allohning qadari, u o'zi istagan narsani qildi. Albatta, agar so'zi shaytonning amalini ochadi. Musulmon bandaning lug'at kitobida o'tib ketgan ishlar haqida agar deb aytiladigan so'zi bo'lmaydi. Bu bo'ldimi? Payg'ambarimiz aytadilar, o'tib ketgan ishga qaddarallohu ma dasha summa fa'ala. Alloh xohlagan ishini taqdir qildi va shuni amalga oshirdi deydi. Rasululloh aytadilar, agar so'zini aytsang o'tib ketgan ishga, shaytondan nima bo'ladi? Amaliga yo'l ochgan bo'lasan. Agar o'sha paytimiz mana qilganimizda mana qilib bo'lardi. Qayoqdan bilasan shuna bo'lishini? O'tib ketgan ishga bo'ldi. Allohumma solli ala sayidina Muhammad bo'lib o'tdi. Alloh taolo al-Mu'ti ato qiluvchi bo'lgan zot. Agar biz Alloh taoloni zikr qilsak, bizga nimani ato qiladi? Siz bilan bizni qiladigan eng ulug' ishimiz birodarlar, la ilaha illalloh kalimasidan keyin bu Allohni zikri. Va la zikrullohi akbar. Aniqki, Allohni zikr qilmoq barcha narsadan ulug' narsadir. Mana endi biz Allohni zikr qilsak, Alloh bizni zikr qiladi. Agar biz Allohni zikr qilsak, yelkamizdagi vojib ishni qilyapmiz xolos. Biz o'zi zikr qilishimiz kerak Allohni. Endi zikr qilsak, Alloh bizga nimani ato qiladi? Alloh bizni ham zikr qiladi. Bizni zikr qilgan orqasida nima bor? Xotirjamlik bor, sakinat bor. Mo'min bandaning qalbi xotirjam bo'ladi. Chunki Allohni zikr qiladi, Alloh bandasini zikr qiladi, qalbiga xotirjamlik beradi. Demek Allohni zikr qilishimiz Robbimiz tomonidan xotirjamlikni ato qilishiga sabab bo'ladi. Nimaga ular qo'rquvda, nimaga ular xavotirda yashaydi? Doim dunyo isib ketyapti, dunyo sovib ketyapti, kurs ana bo'lyapti, ko'mir tushib ketyapti, suv oshib ketyapti.
Qara endi mana oyatda. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku. Allohga shirk keltirganlari sababli kofirlarning qalbiga qo'rquv solajakmiz. Ular Allohdan yuz o'girdi, Allohga shirk keltirdi, endi xotirjamlik bo'lmaydi ularda. Alloh aytayapti, men ularning qalbiga qo'rquv solaman deyapti. Xotirjamlik degan atoyat kimga berilgan? Endi ana shu xotirjamlik qaysi darajada bo'lsa iymoningiz shu darajada keladi sizga. İmanınız zayıf olsa, Allah'ın zikirden uzak olsayız, ibadetten uzak olsayız, azra. Eğer Allah'a yakın olsayız, takvada olsayız, bu köprü. Bu baylıkke, milletke, renge, yaşke kararlıydı. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمُ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ Göreyim, bana Allah da Allah'a yaptı. Mumullar şey. Allah'a iman keltirgen. Öz imanlarını zulüm, yani günah, şirk bilen aralaştırmayan zatlar, ana öşeler hatırcan bol göçüdürler ve öşeler hidayet top göçüdürler. Allah'dan uzak olmak için kalbine korku salaman diye yaptılardı. Allah'a iman getirip şirk getirmesinden takvada yürüyen bendelerge hatırcan dediği salaman kalbine diye yaptı. Uyem ata, buyem ata. Rabbimiz al-muti ata kuluşu boyan zat. Allah'a zikir kılamız, kalbimizde sakinet var. Saadet var. Bu nesane için ne meligini tatıp görüyor adam biledi. Hatırcamlik, saadet, sakinet ne meykenliğini ayıtıp şunturamayız. Herkese şu sözü göstermeyelim. Onu tatıp görüş gerek. Onu tatıp görüş gerek. Demek Allah Ta'ala al-mu'ti atakılı çizat. Atayatlar iki kıl buladı. Dünyavi ve imani. Dünyavi nimetler. Sağlık, çıray, kuvvet, baylık bunlar dünya tügeşi bilen tamam buladı. Ama imani, hatırcamlik, sekinet, razılığı degen nimetler insanını abadül abad terkimiydi. Dünyada hem hatırcam, ahirette hem hatırcam buladı. Ey bendelerim, berişim ikram emas. Men kılışım horlaş emas. Berişim sınav, men kılışım şifa. Köp kaytaramız. Ne musibet yetmesin? Bu kigen günah ile sebeple yetedi. Yine Allah Ta'ala günahlarının köpünü keçiredi. Bana asarlarda rivayet kılınadı. Mâ min asratin ve ihtilaci irqin ve hadşi udin illa bima kesebet aydikum ve yafuan kethir. Kalkılıp getesin mi? Tomriz, payız, tartışıp kalıp kaltıraydı mı? Çöp, terizli bir şil uğradı mı? Çünkü o şeyden siz giyah mıydı giyan? Ne mi iş bulsa? Fakat özgürler kıyken iş tüferisler yeterli. Ayağız kalkılıp getirdi. Bu kişiye de canınız açıp kaladı. Beker gibi olmadı. Ötüp getirdi bir darah betizli şil vardı. Kolizli şil vardı bir tikan. Bu beker gibi olmadı. Allah Ta'ala al-mu'ti boyan zat. Sizi kıyken hatayız, kemçiliğiz, köpeyip getirken de istiğfar etmezsiniz. Ya ki tavba kılıp tohtamazsınız. Bana şimdi bir aziyetini ata kıladı da. Sizi günahlarınızı yengillatıp koyadı. Allah Ta'ala Kur'an'da merhamet kıladı. Estağfirullah. لَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Der hakikat biz insanını en güzel şekil-i şemailde yarattık. En güzel şekil-i şemailde. Bana şu şekil-i şemailimizi güzel ekenliğini kim ayeti yaptı? Rabbimiz Subhanehu ve Ta'ala. İnsan şekli güzel. Özüge cüdahan mutanasıl. Bana siz bilen bizi Allah Ta'ala vergen bana cesetimizdeki ayrım azalarını Allah Ta'ala kendi atakı bugenliğine, onlarca kendi bir hususiyetine atakı genliğine, bir genliğine bir körüp çıkaylık. İki göz. Allah Ta'ala ayetede, Alam neceallahu ayneyn. Biz onge ahir iki gözünü atakı kılmadık mı? Nemege bit demez. Nemege iki de. Eğer iki de köz bulsa üç tane sökürlerdi. Eğer bit de köz de bulsa fakat iki tane sökürlerdi. Uzunluğunu enine. Enine çukurluğunu körüşük için, İkinci gözüm işleştiği gerek. Allah Subhanahu ve Taala'nın sanatı. Bana şu kolumuzda iğneye ip dörtgüzeyken paytımızı bitti gözün oluyordu. O zaman dörtgüzeyken ikimiz. Açken de başkaça. İki de göz. Kardeşim bana insanlığı parmağını üçü de kırıkka yakın çizik iz buladı. Kriminalistik de parmağı izleri. İnsanlığı parmağı da kırıkta iz bularken lakin közü de 256'da iz bularken. Çünkü köz bulan
beraber şifre alıcı seyfladı şifre avat kılıçlık kandidatı kodladı koyuşluk bana şu işançlı irak eken barmağı zıdan köre kayırda közde miyege keladigen asasi malumat buradalar köz arkalı buladı köz arkalı miyege şuna kadar katta miktardaki hacimdeki malumat ötedeki bızıtıldı informasiya o kança miktardayken degen soval bosa takkoslaşı güçlü misal etemiz bitti katta şahını provideri özünüşü sımıdan şahar akıllı 301 iken internette hacimdeki miktardaki takkoslaşı buladı bu cüdyem katta malumat cüdyem katta malumat bir sekundda insanın közü 50 tane sana karab idrak kılıçlı yürürken bir sekundda 50 tane sana karaya oladı bir minütte 17 madde köz açım yumuladı bir günde 14.200 madde bir yılda 5.200 madde eğer yılda 5.200 madde buladı yan bolsa ortaça 77 yaşayan adam 360 milyon madde közünü açım yumadı lakin bir madde çerçeğine sıkıyor musunuz? Közüme yaşım yumuladı. Köz kuru koymasına geçiyor. Bilesiler mi? Kipriyle de işini mi? Kipriyle işi dvornik. Laboyda dvornik demeyi atıp duradı yok. Dvornik atıp duradı. Huttu şu çayını başka anasını tasarlıp duradı. Oylaban koymayımız. Oylaban koymayımız bunu kan neymetli yine. Köz kuru koyar eğer köz aşıp yumulup durmasa. Ve bu köz sizi başka arayışınızda muhtaçmaz. Kolizgi büyürüsünüz bunu sıkıladı. Ayağınızda büyürüsünüz yürüdü ama kavak, bana şu köz özünü şimdi aşıp yumadı ki sizden soramaydı, çerçemeydi yani. Bir hatar öttü, köz çat yumulu oradı. Öyle görüyemiz mi Allah Teala'nın bu atasını? Kadr-ı nimet indez zeval. Nimetine kadr-ı kaçan bile nedir? Zeval güçlü de gene de. Yani yok bu genden ki yine bilesiz. Saç. Allah Azze ve Celle insanı husun kılıp, ziynet kılıp, saçını ata kıldı. Ortaşı hesapta bitti başta 300 milye yakın saç tağlası buladı. Eğer üçüncü bomba geldi burada tökülüp yeterdi saç. Şimdi her bitti saç tağlasının tagida tomur var. Payları. Özüşüge, rengiye ve başka nesnesine cevap veredi. Şimdi Allah Teala'nın hikmetini görün ki bu saç tağlalarda nime yok? Ağırlığını sıkılışlığı yok. Tasavvur kıyılıyor buradalar. Saçımızda yok ki tırnağımızda. Ağrını sıkılışlık, nervleri boğanıda, saç aldırışlık, kayırda bularıdı, operasyonun üstü oldu bularıdı. Her sefer saçta aldırganı borganda, narkozlu hidatıp, kuşumuzdan ketkizip, saçımızı alıp çıkarışarıdı. Burun. Burun. İnsanda iki tane ağza örgücü üserken, kulak bulan burun. Bana... Allah Azze ve Celle burun üstüne bir mucize kılıp yarattı ki öpkege kiradığın havanı ısık olsa soğutup girgizledi. Eğer taşkaledeki hava soğuk olsa ısıtıp girgizledi. Allah Azze ve Celle'nin inamı. Burun dışı da 10 milyondan artık nerf var. Yoksayın bana şuna ise kemeği boradı. Adamın burnu 10 minge yakın hidne acilatı bölerken. 10 min. Lekadu halakunel insana fi ahseni takvim. Dar hakikat biz insanını en güzel surette yarattık. İki de kulak. Bana buradalar ne mümkün bitmez. Eğer kulak bitti olsa ovas kayağıdan gerekken yine insan acilatı almaydı. Bana şu ilmi tatlikatlarda bir kulasasına ait olduğum olsak 10 tamamdan bir maşinesi yine alçaldı. 10 kulak çap kulakdan avarak işlerken. Kança demişsin mi? Bir sekundu 1620 gebilsiz. Kança müddet bu. Ciddiyem ayeti bombilge müddet. Ana çünkü müddet irtarak işlerken de öz özüden, miyeden büyürük geledi, insan uyutamaya kadaydı. Burada da bizi sıbılan cesaretimizde şimdi bir Allah Teala'nın atayatları, inamları var ki biz oylanıp oturmayımız. İki de ayak. Ve manavu kulak kenarıdaki balans kenarı keler. Eğer insanın kulakı da bana şu tavazun diyemiz, balans kenarı bombilgen bası insan doğru yürüyemedi kılıp düşerdi. Ve toktay almaydı. Eğer bana şu kanal, bana şu balans kanalı bulmayacak olsa, insan toktay alışı geçiyor ülkedeyken de, ayağının arasında bir 60-70 santimetre buluş gerekir. Lakin bana şu acayip kanal var ki insan yıkılıp düşmeydi. Ayağını resmeri, özü gibi latif, mulayim, özü gibi mas boyan halatta toktay alıydı. Eğer bana şu kanal bulmayacak da, buradalar, biz hiç kaçan, yöresip etmeyi almayacak olarak dedik. Kıskılamız mı şu narsanı?
uxlaymiz. Ağzımızga sölek to'lib qoladi. Kim uyg'onib yutib, keyin yana qayta uxlaydi. Öz-özüden avtomatik suratda ketadi. Kim qildi şunu? Biz vaqtimizni tejash maqsadida ayrimlarni qisqa aytyapmiz. Tupurga to'ldi. Yutish kerak. Havo klapani yopiladi, oshqozon ochiladi. Tupurga yutdingiz, yana klapan qaytib tushadi, nafas ola olasiz. Uxlaysiz. Bir kechada necha marta ontarilib to'ntarilardik? 50 martaga yaqin inson ontarilib to'ntariladi. Nimaga? Ana shu bosib yotgan tomonga qon kelmay qoladi, uyushib qishishni boshlaydi, miyaga kamanda ketadi, xuddi biroq o'rgatgandek inson uxlayotgan holda to'ntariladi. Biz o'ylab ko'rganmizmi? Ey birodalar, o'zi yeyishligimiz ne'mat, oson o'tib ketishi ne'mat, chiqib ketishi ham nima? Vallohul mu'ti deyaptilar Rasululloh, Alloh ato qilguchi bo'lgan zot. Biz o'ylab ham o'tirmaymiz bu ne'matlarni. Xulosa, bu juda ham katta mavzu. Gapirsak vaqtimiz yetmaydi. Lekin bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, astagfirullah. Inna fi xalqis samawati val ardi vaqtilafil layli van nahar la ayatin li ulil albab. Albatta osmonlar va yerning yaralishida hamda kecha va kunduzning almashib turishida aql egalari uchun Allohni tanitadigan oyat alomatlar bor. Aynaki shunday qaraganimizda o'sha haqida bir fikr qilib qo'yaylik. Rabbimiz Subhanahu va Taolo al-Mu'ti, ato qiluvchi bo'lgan zot. Berib qo'yibdi deb ketavermasdan fikr qilaylik. Kim berdi? Nimaga berdi? Dunyoga nimaga keldik? Chiqib ketganda nima bor? Osmonlar, yer haqida, inson o'zini jasadi haqida fikr qilishi birodarlar iymonning bir qismi. Ma'lumot yetarli, faqat o'qimaymiz. Hatto mana shu tabobat fakultetida o'qiyotgan, tabobatni, meditsinani o'qiyotgan kishilar ham o'qiydi uni, ammo iymoniy o'qish bilan o'qimaydi. Chuda priroda deb tabiatning mo'jizasidan o'tib ketaveradi, akalar unaqa emas. O'sha tabobatni o'qiyotgan akalar, ukalar, shu tabobat bilan shug'ullanadigan tabib akalar, ukalar iymoniy o'qish bilan o'qiydi bu narsani. Agar inson o'zini jasad haqida tafakkur qilsa, tana a'zolari haqida aqli, ko'zi, qulog'i, oyog'i, bularning barchasi Alloh taolaning qudratiga dalolat qilishini albatta topadi. Robbimiz subhanahu va taolo al-mu'ti, ato qiluvchi bo'lgan zot. Qola robbuna allazi a'ta kulla shay'in xalqahu thumma hada. Parvardigorimiz barcha narsaga o'z xilqatini, shaklini ato etib, so'ngra uni to'g'ri yo'lga solib qo'ygan zot.